Derya Baykal'la Gülümse'de pancar günü. Cipsen çorbasına, makarnasından farklı atıştırmalıklara. Birbirinden lezzetli pancarlı tarifleriyle blogger Sıla Uçan az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. Efendim TV2 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yine dolu dolu bir program sizi bekliyor. Öğrenme çok gerçekten. İlk önce mutfağa doğru gidiyorum. Mutfakta Sıla Uçan var. Bugün Dünya Pancar Günü. Yani en faydalı şeylerden bir tanesi. Şahane prodüksiyon huzurlarınızda pancarlarımız. Sılacığım hoş geldin canımın içi. Ne olduk biz böyle pancara boğulduk? Pancara doyacağız bugün her türlü tarifimizde. Ya ama harika. Şurası gerçekten da yığılı, arkamız da yığılı. Şimdi seyirciler diyecek ki hepsiyle bir şey mi yapacaklar? Ama olsun yaparız. Hafta boyunca da yaparız. Kesinlikle yaparız. Hoş geldin. Her şey yolunda mı? Yolunda, teşekkürler sana. Efendim Sıla'yı genç şeflerimizden gerçekten çok seviyoruz. Çok güzel şeyler hazırlıyor. Burada geldi mi böyle yaptığı her şey bir anda bitiyor. Neler yapıyoruz Sıla bu faydalı dünya güzeli pancardan? Şimdi çok güzel bir pancar cipsi yapacağız. Çok sağlıklı. Böyle akşamları televizyonun karşısında atıştırmalık, yağsız fırında bir cipsimiz olacak. Evet. Ondan sonra mandalinalı, peynirli böyle bir yuvarlak dilimler halinde olan çok güzel bir atıştırmalık yapacağız. O da... Bu atıştırmalık şu ara restoranlarda çok modaymış. Ha, benim hiç haberim böyle yok. Demek ki restorana gitmiyorum. Ekmeksiz kanepe gibi aslında, hani böyle bir lokmada insanların ağzına atabileceği konsepte bir şey. Ama hani çatalla tabii ki pancar boyadığı için. Böyle de. Çocuk doğum günlerinde falan olur mu? Çok mu boyanır? Biraz boyanabilir çocuk doğum günü için. Evde kendimize aile içi yapalım. Misafir geldiğinde daha böyle büyüklere olacak bence. Olacak bir şey. Evet. Bir tane pancar çorbası yapacağız. Gene böyle pembe renkli güzel bir tarifimiz olacak. Bu da çok sağlıklı. Bunu da merak ettim. Evet. Bir de kremalı pancarla bir makarna yapacağız. Bunda da kremayla pancar bir anda pişince makarnaya pembe bir renk veriyor. Çok tatlı oluyor. Bence bu çocukların hem ilgisini çeker hem de renkli renkli güzel bir tarif olabilir. Ve de çok sağlıklı. Kesinlikle öyle. Çok güzel. Hangisinden başlamak istiyorsun? İsterseniz pancar cipsinden başlayayım ben. Evet. Onları hemen fırına atalım. Biz diğerlerini yapana kadar o da... fırında kurur. Oluyor mu bu kurutucu olmadan pancar cipsi? Öyle o hazır satılanlar gibi çıtır çıtır olmuyor. İçi hafif sulu kalsa da gene bence güzel oluyor. Bence güzel. Bence de güzel. Şu fırında mı olmuş mesela? O sebze meyve kurutucuda olanlardan. Onlar böyle biraz daha paketli cips kıvamında oluyor ama bence fırında yapılan da oldukça sağlıklı ve lezzetli oluyor. Bunu yapalım, çoluğun çocuğun elinde böyle kıtır kıtır. Bakın. Bence seviyorlar da. Erkan dur mikrofona yapayım bak. Pancar cipsinin şeysi bu, çok güzel. Tam kıtır kıtır. Çok güzel oluyor. Bir şey daha yapıyorum, onu da sana söyleyeyim. Pancarı böyle iyice püre gibi yapıp haşladıktan sonra taranayla karıştırın. Kurutucunuz varsa veya bu tepsiye incecik serin. Bu da çok güzel olur. Bunu şimdi uydurdum desem. Gerçekten ama gerçekten tarana cipsi yapıyorum, yoğurtla karıştırıyorum. Bununla da olur diye uydurdum. Bence kesin olur. Ben evde yapacağım. Bir dakika ben yapayım size söyleyeceğim. Ben de mutlaka deneyeceğim. Çok iyi fikir değil mi? Kesinlikle mantıklı harika. Geldi mi? Bence çok mantıklı. Süzme yoğurtla karıştırıyorum taranayı. Tarana cipsi oluyor. Çok güzel olur o da. Pancar cipsi niye olmasın? Şimdi bu kadar bol pancar var. Değil mi Barış? Değerlendirmemiz lazım. Bir şey soracağım Sakine. Pancar kilosu kaça? Ben halden aldım. 2,5 dediler. Biz 1,5 aldık. 1,5 aldık. İyi. Çok aldık ama. Çok. Yani adam sürümden kazandı. 79 kilo var. Peki bugün iki seyirciye 10'arlı paket pancar gönderiyorum. Gönderiyorum ya. Göndereyim. Ay gönderim 10'ar tane falan. İki seyirci pancar istiyorum yazın. Ne var yani burada çürüyecek. Biliyorum siz yapmazsınız. Hadi girişelim biz işlere. Tamam, ben buradan tepsimizi alayım. Ben götüreceğim eve. Hülya yapımcı yapar biraz. Ona götürün. Selda bir iki tane sen yaparsın. Fikriyem sen yapar mısın pancardan? Evet hadi başlayalım. Peki kurutucumuz yoksa fırında kaç saat pişireceğiz? Ne kadar derecede? O birazcık fırın ayarına göre değişiyor. Böyle ara ara bakmak lazım. 200 derecede pişireceğiz. 20 dakikadan sonra bir kontrol etmemiz lazım. Biraz daha düşük ısıda sonra pişirelim uzun süre. Ne dersin? Deneyelim. Tamam. Böylece içinin de suyunu çekmiş olur. Böyle evet. Doğradığımız vardı. Biraz bu fazla pembe. Bir iki tane doğra istersen bakalım. Doğrayayım. Ben bunları dizeyim mi buraya? Ama pembe olursunuz. İsterseniz ben dizeyim sonra. Yok, dizerim ben. Ben siyah eldivenlerimi taktım. Burada önemli olan ne kadar ince doğrarsanız o kadar çıtır oluyor. Bir de eğer evinizde varsa böyle mandolin gibi, daha sebze meyve soyucu gibi ince yapabileceğiniz aletlerle daha da çıtırlaştırma şansınız var. Evet. Tamam. Çok güzel oluyor. Peki bunun üstüne herhangi bir baharat, tuz bir şey koyuyor muyuz? Birazcık zeytinyağı gezdirip üstüne sevdiğiniz bütün baharatları koyabilirsiniz aslında. Ben bugün kırmızı pul biber koyacağım. Kekik ve biraz da tuz koyacağım. Zeytinyağı koymasak mı acaba? Koyuyor musun sen? Çok güzel oluyor mu? Çıtırlaştırsın diye, ama hani böyle bir yemek kaşığı kadar milimetrik gezdirmek gibi hepsinin üzerine azıcık farklılık olsun diye. Sarımsak tozu da çok güzel oluyor. Aa, evet. Ama hani çocuklara yapıyorsak onlar sarımsaklı her zaman sevmeyebiliyorlar. O yüzden de belki bir baharat karışımı yapıp dökebiliriz buna. O Bu da olabilir. Çok güzel. Mesela ben evde incecik kesiyoruz. Hazır tuttuğum çok baharat karışımlarım var. Kendi kendime karıştırıp onları sonra bazen makarnaya, zevkine bazen göre salataya. Herkesin, değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Şöyle güzelce dizdik. Güzel. Bunu yaptıktan sonra güzel böyle bir yoğurtlu dip sos yapsak ya da böyle bandırmalık çok diyeyim ben olur. ona. Hatta şöyle bir şey olabilir. Süzme yoğurdun içine böyle çok azıcık bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı kadar lor peyniri karıştırıp ona böyle kıvam verip üstüne de biraz kekik katınca çok güzel bir bandırmalık oluyor bu. Evet. Böyle şey de yapabilirsiniz. Süzme yoğurda krem peynir koyup içine biraz sarımsak tozu, biraz zeytinyağı koyup böyle bir iyice karıştırıp bu da benim klasik bir dip sosumdur. O da güzel olur. Lezzetli. Ama bu çok sağlıklı. Bakın sen onları yaparken ben pancar nelere faydalıymış. Şuradan yalnız elime bir şey alayım, her yere bulaşacak. Islak mendilimiz. Pancar mutfakta çok güzel ama tabii Sıla'ya da çok güzel bir gömleği vardı. Azıcık kapattık dedik, sıçramasın diye. Üstüne. Sıçrayabilir çünkü. Azıcık tuz koydum. Kalın tuz. Çok tuzlu olmasına gerek yok. Bakın pancar boyayan bir besin. Bunu önlemek için bir önerin var mı? Onu söyleyeyim sana. Dur faydaları okuyacaktım. Sorulara geçtim. Yani ben henüz keşfedemedim öyle bir öneri. O yüzden evde de genelde eldivenle yapıyorum. Çünkü boyuyor. Yani. Bence de boyuyor. Bir de biliyorsunuz pancarın suyuyla çok güzel doğal, natürel batik yapabiliriz tişörtlerimize falan. Çocuklarla bunu çalışabilirsiniz. Bu kadar çok pancar gelecek. Suyunu batik yapmak için, tişört boyamak için çocuklarla çok iyi bir aktivitedir bu. Eldiven giydirip yaptırabilirsiniz. Şimdi kansızlığa iyi geliyor ki Türk toplumunda kansızlık çok yaygın bir şey. Pancar suyu unutkanlığa ve demans hastalığına iyi geliyormuş. Vücutta iltihaplanmayı önlermiş. Beyin ve zihin güçlendirirmiş. Uykusuzluğa iyi gelirmiş. Kan basıncını düşürür. Hipertansiyona iyi gelirmiş. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelirmiş. Kalp damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Damar sertliğiyle savaşır. Cilt ve saç sağlığını desteklermiş. Tabii ki burada sorunu olan bazı hastalıklarla kişilerin doktoruna sormadan yememesi lazım. Ne diyoruz? Her zaman süzgeçten geçirerek kullanın diyorum. Şimdi bunu fırına veriyorsun. Kaç derecede? Ben 200 derecede vereyim. Hafif böyle çıtırlaşmaya başladıktan sonra derecesini dediğiniz gibi düşürelim. Aynen. Ama o zaman suyunu çeker içine. Hapsolur. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Rengi koyu olduğu için pişip pişmediği çok anlaşılmıyor. O yüzden yani böyle elleyip bir kontrol etmekte fayda var. Ama yok, değişiyor. Kızardı. Değişiyor Sıla rengi. Yani yanma kıvamına çok çabuk geçebiliyor. Çok anlaşılmadığı için. Evet. Sık sık kontrol etmek lazım o yüzden. Güzel. Ben şimdi bunu fırına atıyorum. Pancarın o türlü cipsini evde bir yapacağım. Sana da bilgisini vereceğim. Çok sevinirim. Çok teşekkürler. Benim bir kurutucum var ama kurutucularda da şu sorun oluyor. Kurutucular 12-14 saat arası kurutuyor bir şeyleri. Ama çok güzel yapıyorum. Mesela ananas çok güzel kuruyor. Muz çok güzel kuruyor. Bu yaptığım taranayla süzme yoğurdu karıştırarak çocuklar küçükken çok yapıyorduk. Hani başka bir şey vermeyelim diye taranayla güzel karıştırıyorsunuz süzme yoğurdu, incecik böyle jilet gibi üstüne böyle sürüyorsunuz Çok güzel bir şey. Ondan sonra kurutuyorsunuz. Zaten çıkınca o kıtır kıtır şey oluyor. İçine biraz kekik atabilirsiniz. O da çok güzel olur. Ben de bunu mutlaka deneyeceğim. Deneyecek misin? Kesinlikle güzel. Deneyeceğim. Evet, şimdi neye geçiyoruz? O zaman çorbamıza geçelim. Çünkü bu daha pişmeyecek. Pancarımız haşlanmış olduğu için daha pratik. Biz yapana kadar çorbamız da pişmiş olur o arada bence. Evet, çorbaya nasıl yapıyorsun merak ettim. Tenceren hazır mı çorba için? Tencerem hazır olacak. Evet. Şimdi bunu güzel ince ince doğruyorum. Çünkü blenderdan geçireceğimiz için nasıl doğradığımızın çok da bir önemi yok aslında. Evet. Ben ince doğruyorum ki daha çabuk pişsin diye. Bir de blenderdan rahat geçsin kesinlikle diye. Kesinlikle öyle. Şöyle yani gelişi güzel. Öyle çok da fazla bir şekilli olmasına gerek yok. Doğruyoruz. Kıvam evet. Bunun içine normalde bu çorbanın daha patates, havuç gibi sebzeler de atılıyor. Ama bence pancar... Pancarın rengi de gelsin. Hem rengi gelsin hem de pancar da bence... Şekerli bir sebze olduğu için bir daha üstüne havuç ve patates gibi bir sebze eklemek yerine kıvamı bakliyatlarla sağlamak ben hani bilerek kendi damak zevkime göre söyleyeyim. Daha sağlıklı geliyor bana. Tamam. Yoksa burada sen neler kullanacaksın başka? Kırmızı biber kullanacağım. Bir tane soğanımız var, domatesimiz var. Biraz da kıvamını vermesi için mercimek koyacağım. Tamam. Yani kıvam vermesi için patates ve havuç da kullanılıyor ama bence bakliyat da aynı işlevi çok da güzel sağlıyor. Evet, soğanı bütün mü atacaksın içine? Bunu da böyle öylesine bir 3'e 4'e bölerim nasıl olsa blenderdan geçireceğiz diye. Evet. Bu blenderlı çorbalar bence çok da pratik oluyor. Çünkü uzun uzun uğraşmıyoruz da. Evet, doğramakla, şeklini vermekle. Hepsini bir anda tencereye atıp bunu atayım ben. Sen at biberi de ben doğrayayım şuradan tahta bulursa. Bulamadım, elimde doğruyorum ben. Hiç fark etmez. Bir pancarımız daha var, onu da doğrayacağım. Soğanımızı da şöyle gelişi güzel olacak şekilde ben doğruyorum. Ben pancara sarımsağı da çok yakıştırıyorum. O yüzden 2 dişte sarımsak atacağım içine. Evet, ben de yakıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Böyle farklı bir aroma veriyor bence de. Ama sevmiyorsanız sarımsak tabii ki olmazsa olmazlardan biri değil. Domates isterseniz kendi hazırladığınız domateslerden de değil mi koysak olur? Kesinlikle çok daha güzel olur. Sizi yoruyorum Derya. Yok yok olsun canım. Pancarımızı yetiştirelim diye biraz daha bir şeylerimiz var. Tamam, şunu da güzelce doğruyorum ben. Ben de işine karışmış oluyorum ama. Estağfurullah. Böyle değilse sen söyle bana. Yok, hiç önemli değil. Sizin yaptığınız her türlü güzel oluyor. Biraz kavuracak mısın yoksa direkt suyunu da koyacak? Kavurabiliriz. Birazcık üstüne yağ gezdirip. Baharatlar, kırmızı mercimek burada çok önemli bir değer olmuş. Çünkü o demir deposu olacak o zaman bu. Kesinlikle öyle. O kıvamını da çok güzel veriyor kırmızı mercimek. Hı hı. Tamam, bunları güzelce ben tenceremize ekliyorum. Aynen. Hepsini iri iri, gelişi güzel. 2 dakikada doğradık yani. Çok güzel. Evet. Bunu koyduk. Müge, duymuyorum seni. Onu da atabilirim. Ha, çok iyi fikirmiş. Biliyorsunuz artık böyle yoğurtların bile içine konuyor pancar suyu. Bir izleyicimiz ayva tatlısına pancar suyu koyuyormuş. Rengi şahane bilgi. Güzel olur. Hakikaten çok güzel bir bilgi. Teşekkür ediyorum izleyicimize. Ben yoğurtlu pancarı da mesela çok severim. Haşlayıp direkt yoğurda karıştırıp hem çok böyle lezzetli oluyor hem de rengi de güzel oluyor sunum itibariyle. Evet, çocuklara böyle renkli şeyler, güzel şeyler, doğal bir boya bunun. Çıkarttığı şey. Hakikaten kesinlikle. Çocuklar çok seviyorlar. Şimdi şeyini de koyuyor musun? Şimdi mercimeğimi de koyup suyumu koyacağım. Sonra bunu... çok da basit. Çok basit. Zaten şimdi bile bakın rengini pembeleştirmeye başladı soğanları. Evet, evde hazırladığınız domatesinizden de 1,5 kaşık şöyle koysanız değil mi? Kesinlikle, o da olur. Kesinlikle, bence de çok daha lezzetli olur. Şimdi makarnanı çok merak ettim. Makarnayı çocuklar çok seviyorlar. Ben de çok severim makarnayı. Ben de gerçekten. Yani çok sevdiğim bir şeydir. Ama tam buğdaydan falan makarnaları çok da, yiyorum eğer yersem. Bence de. Ben bunu suyumuzu koyacağım. Su nerede? Şuradaki suyumuzdan koyabiliriz. Ben karıştırayım böyle bir. Kıvamı böyle. Bu biraz klasik çorbalardan hafif daha katı kıvamlı oluyor. Evet. Bence yeterli. Sonra blenderdan geçirdikten sonra tekrar... Şunu koyayım artık dedim. Tamam. Tekrar bakıp güzelce bence çok beğendim. Şimdi makarnayı anlatalım o zaman. Veya neye geçeceksin şimdi? Makarnayı da yapabiliriz. En sona pancarlı atıştırmalığımızı bırakalım. Tamam. Şimdi burada makarnayı önceden biz haşladık. Tamam. Biraz daha pratik olsun. Ya haşlarken de içine böyle bir iki tane pancar attım ben renk versin diye. Güzel. Şöyle bir karıştıralım onu görelim. Tabii ki ama şu an çok vermedi. Bazen pancara göre değişiyor renk verip vermemesi. Krema bu süzgeç mi? Ha, bu tamam. Süzgeç. Tamam şey atacağız oraya o zaman. Ama önce sosunu yapmaya başlayayım ben. Sosunu çünkü yap. Tamam. O süreçte o pancarlarımızı, bu hafif haşlanmış pancarlar. Burası açık mı ocak? Ben bakayım oraya. Değil, şimdi açacağım. Bu hafif haşlayıp rendelediğimiz pancarlarımız var burada. Bunları şöyle bir çok az bir süre. Ha burada bir çevireceğiz. Bir çevireceğim. Tamam. Ben zeytinyağını koydum. Krema yağlı diye zeytinyağı koymuyorum ben. Ama ha kreması var bunun. Kreması doğru. Var bunun. Ama eğer krema yerine süt kullanmak isterseniz o da bir seçenek. O zaman onu biraz daha zeytinyağında çevirebiliriz tabii ki. Evet, şuraya kapak getirdim. Böyle, onu bu kadar çevirmemiz bence yeterli. Tamam. Kremamızı koyacağım ben şimdi. Ha, kremasını. Teşekkür ederim. Bunu böyle... Biraz pişsin istersen. Evet, biraz kremayla birlikte bir kaynayana kadar bu. Böyle ocağın üstünde bırakıyorum onu. Ay çok şu güzel. Renk bence herkesi... Rengin güzelliğine bak. Cezbeden bir renk. Vallahi çok güzel. Çocuklara pancar yedirmenin yolları. Bir de kesinlikle. Şey çok güzel oluyor. Hani havuçla yaparız, kabakla yaparız. Böyle senin yaptığın gibi şeyi haşlayıp, rendeleyip üzerine sarımsaklı süzme yoğurt. Muhteşem. O da gayet güzel oluyor. Böyle kesinlikle. İşte yediğiniz bir şeyin yanına garnitür gibi veya bir salata gibi. Evde bol olunca şimdi ben pancar çeşitlemeleri oluyor. Şimdi süper. Birazcık baharatlarımıza geleyim ben. Buyurun. Muskatımız var. Bunu şuradan çok azıcık içine rendeleyeceğim. Bence kremalı tariflerde muskat çok güzel oluyor. Evet. Şöyle çok fazla abartmamak lazım ki ayarını kaçırmayalım. Bence bu kadar yeterli. Evet. Şurada sarımsağımız vardı. Onu da ben birazcık... Sonrasında unutmuşum onu ilave edeyim. Şöyle güzel bir ezip küçük küçük doğrayıp. Çünkü pancarın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri. Evet güzel kesinlikle yakışacak orada. Sarımsak. Bak kremayı düşünmemiştim orada. Çok güzel yakıştırdım ben. Rengini bir kere bence çok güzel yapıyor. Aynen. Sarımsakları ezebiliriz. Daha da küçük yapabiliriz. Sonra üstüne şu peynirleri de mi koyacağım? Onu servis yaparken makarnanın sıcağıyla peynirleri üzerine koyacağım. Onlar böyle tam erimiyor. O ne peyniri? Top peynir diye. Top peynir diye mi geçiyor? Evet top peynir diye geçiyor. Mozzarella'nın daha böyle küçük biz versiyonu gibi. Daha şey yerli usul. Taze gibi bir peynir mi? Yani tuzsuz mu? Mozzarella tarzıymış. Pancarımız haşlanmış olduğu için... Çok da fazla uzun pişirmemize gerek yok. Makarnamızı artık içine atabiliriz. Haşlamadan da yapılabilir aslında ama o zaman pişme süresi birazcık daha uzuyor. Şimdi burada zor oluyor bazı şeyler. Evet o yüzden. İyi olmuş haşladığınız bir parça. Birkaç tanemiz de iri iri kalacak içinde. Bunu güzelce karıştırıp. Bak nasıl aldı makarnalar. Hemen o kremayı altına doğru verdikçe... Pembeleşiyor. Mesela bazen daha hafif sulu makarna sevenler olabiliyor. Onlar içine haşlama suyundan bir su bardağı kadar kremanın içine, sosun içine atabilirler pişirirken pancarları. Ve bence makarnamız tamamdır. Tuzunu en son ilave edeceğim. Çok güzel oldu. Ama çok fazla da tuz peynir olduğu için koymamız. Ben bu sıcağıyla olsun bence. Çok güzel oldu. Peynirin bir kısmını atayım içine bence sıcağıyla. Erisin mi diyorsun? Biraz, zaten o çok erimiyor çünkü. Şöyle atayım mı? Tamam. Ay çok iyi fikirler var burada. Teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel oluyor. Geri kalanını da sunum yaparken üstüne koyarız. Bence tamamdır. O zaman ben bunun altını onu özellikle şey yapıyorum. Biraz daha kısık en düşükte ayarlayabiliriz bence. Bir de olsun aynen. Sonra ben de kapatırız. Atayım. Çorbamızı birazcık arttırayım. Ha, bu evet. Var o yanıyor. Onu şey yapma. Başka tamam. Bir yere açtık o zaman. Tamam. Ocakla. O zaman mandalinamıza geçelim. O yanmıyor da bu yanıyormuş. Bir dakika. Onu alalım. Tamam. Şunu alalım. Tamam hiç fark etmez. Yanlış bir yere açmış, yanlış bir yere koymuşuz. Haklısın. Evet şimdi şu son zamanlar gerçekten... Her yerde bu yapılıyormuş. Ben görmedim. Çok da merak ediyorum. Fotoğraflarını gösterdiler bana. Sen yapmışsın. Hadi bakalım yapalım şimdi. Şimdi bunu yapmak için ben böyle bir şey kullanacağım. Yani bunu böyle bir şey kullanmanıza gerek yok aslında. Hepsi aynı boyda olsun derseniz pancarları. Evet, kalıp tamam. Gibi misafir geldiğinde. Tamam. Şimdi bunları haşlanmış pancarlarımızı şöyle. Bu baş kısımları çok değil. Şu bir parmak kalınlığında olacak şekilde dilimliyoruz. Tamam. Haşlanmış pancar. Haşlanmış pancar bunlar. Bakın bunu yaparsınız, havalı bir şey oluyor çünkü. Şimdi bunu dilimledikten sonra ben kalıpla keseceğim. Hani bu pancarlar boşa gidiyormuş gibi gözükecek ama aslında gitmeyecek. Onları makarna sosumuza da atabiliriz, bu kenarlarından çıkan parçalı. Evet. Çorbamıza atabiliriz. Bununla ayrıca bir salata yapabiliriz. Ayrıca küp küp doğrayıp salata olur. Kesinlikle hani asla boşa götürmüyoruz. Ama bu tabii misafire sunarken de çok şık bir şeymiş. Çok hoşuma gitti bu benim. Bu haliyle de olabilir tabii ki ama böyle bir lokma halinde gibi olunca bence temiz tabak hazırlayayım biraz daha buraya. Şık oluyor gibi düşünüyorum açıkçası. Mesela bunu farklı peynir çeşitleriyle de yapabilirsiniz. Keçi peyniri olabilir, tulum peyniri olabilir. Ben en çok tulum peynirini yakıştırıyorum ama tulum peyniri herkese güzel gelmiyor açıkçası. Biraz ağır bulanlar oluyor. O yüzden lorla da olur. Lorla da ama olur. Ben tulum peynirini çok yakıştırdım buna. Bir de hani bu şekil itibariyle bu silindir şeklinde olan peynirler biraz daha iyi oluyor bence. Ha, çünkü şunu mu yapacağız şimdi? Evet, üstüne onu da aynı pancar boyutunda dilimleyeceğim. Ha. O da üstünde öyle kalıp gibi duracak. Bu tulum peyniri. Tulum peyniri, keçi peyniri olarak kullanılabilir. Ama bunu bir yerde kesseydik, rengini şimdi vermese. Ama zaten üstüne koyacağımız için temiz bıçağım var. Evet, tamam. Zaten o bir süre sonra durduğu yerde pembeleşmeye başlıyor. Güzelce kalıbımızla yaptık. Bu pancarlar haşlanmış olduğu için çok bir sıkıntı olmaz. Ben bunları çorbamızın içine atacağım birazdan. Onları da blenderdan geçireceğimiz için. Sakine şu ocağı bir kontrol edebilir misin? Doğru yerde miyiz? Doğru yer mi yanıyor? Hı. Bakamadım. Bu tarafı daha güzel olacak. Bunun böyle şu alt kısmını alıyorum. Onlar hiç ziyan olur mu? Yok, harika. Onları ben şimdi çorbamızın içine atacağım. Çok güzel. Yaptım. Bence çorbayı çektikten sonra üstüne birkaç tane gibi koyabiliriz. O da süslemede çok güzel olur. Bence de kesinlikle yapabiliriz. Ay, bayıldım. Şuradan temiz bıçağımızı aldım. Tamam. Aynı pancar büyüklüğünde dilimliyoruz. Bu şekilde. Peyniri daha kalın da koyabilirsiniz. Her şey sizin damak zevkinize kalmış bu noktada aslında. Buna mandalinayı kim yakıştırmış, kim bulmuş? Çok güzel bir düşünce. Ya yani kesin bir yerde yapılmışı vardır ama ben bir yerde görmeden kendim evde mandalina koysak nasıl olur diye denedim. Öyle mi? Yakıştırdın yani. Ben çok yakıştırdım. Portakal olur mu? Portakal da bence olur. Çünkü turunçgiller bence bu peynir ve pancarla çok güzel gidiyor. Ama çok beğendim bunu. Çok güzel bir şeymiş. Mesela ben evde yaparken daha uğraşmak istediğim zamanlarda mandalinaları birazcık suda bekletiyorum. Ondan sonra bu dışındaki zar gibi olan kabuğu çok daha çabuk soyuluyor o zaman. Nasıl, sıcak su, soğuk su? Soğuk suda bekletiyorum. Şu an bunu ortadan ikiye böldüm. Bu kısmını da çıkartıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Hani böyle kabuksuz olsun diye. Ama hani uğraşmak istemezsiniz. Renk de bir de çok güzel oluyor. Evet, hani ama bazıları o kadar suda bekletince öyle çıkıyor mu şeyleri? Çıkıyor. Şu suda bekletip şu baş kısmını kestiğimiz zaman şöyle. Burası çok kolay bir şekilde soyuluyor. Şöyle. Aa, çok iyi fikirmiş. Çok kolay. Bu bilgi bile şahane. Şöyle bile yaptım. Şimdi görünen tarafını öyle koyayım. Şık dursun. Yarısı soyulmuş, yarısı soyulmamış gibi olsun. Yok, ben bunu yapacağım. Bu çok güzel. Nasılsa bolca pancarım da var. Çok. İsteyen var mı pancarı? Var mı? Yapılmışını isterim. Yapılmışını isterim. Yapılmışını isteyen var. Sana yapılmışını getiriyorum. Yapılmışını ben de getiriyorum. Ay, yapılmışlar benden. Ben de var yapılmışı. Süper güzel. Ay, ama benim geçen gün yaptığım pancar turşusunu çıkarttık yayından önce. Efendim? Sana ondan yapacağım, kuracağım. Sana da kuracağım. Yumurtalı yapmıştım, hatırlayanlar olacak. Katı yumurtayı normal pancar turşusu gibi yapmıştım. İçine yumurta koymuştum. Sıla, ne düşünüyorsun? Bayıldım. Yedin. Muhteşem bir şeydi. Yani zerresi kalmadı yayından önce. Hemencecik yendi burada. Ben eve gider gitmez deneyeceğim ondan. Şimdi onu nasıl yapıyorum? Hemen Sıla onları yaparken anlatayım. Haşlıyorum normal. Ondan sonra temiz... Ben aslında pancarı böyle kabuklu çok güzel yıkarım, kabuklu haşlarım. Ama o gün Sakine bana burada soymuştu, soyulmuş haşladım. O da çok güzel oldu. Temiz suda, az suda haşlayın. Sonra önce şöyle küçük kavanozlarınıza, bakın hatta şişesi de burada. bu kavanoza önce pancarları koyun. Kendi suyunu koyun. Üstüne sirke, 1-2 tane sarımsak, en dibine de 2 tane yumurta haşlayın koyun. Gerçekten yumurta sirke olduğu için bozulmuyor. Çok da güzel oluyor. Bizimki çok durduğu için sarısı biraz kırmızılaşmıştı. Şöyle bir 4-5 gün durunca içini açtığında sarısı sapsarı duruyor. Beyazı böyle pembe oluyor yumurtanın. Katı yumurtalı çok pancar turşusu yapmıştık. Ben şimdi kalan pancarlarımızı da çorbamızın içine atıyorum. Mesela bu pancarlı mandalinaların üzerine isterseniz biraz bazen nar ekşisi de gezdiriyorum. O da fena olmuyor. Aa, nar ekşisi de yakışır buna. Yalnız çok güzel bir şeysi var. Sunumu nasıl bakın? Sunumu çok güzel. Pancardan yapabileceğiniz inanılmaz güzel bir davetinizde, hem de çok kabul gününüzde. Bir seçenek. Bence doğum gününde bile annelere ikram etmek için bence kesinlikle güzel olur. Ben yapacağım bundan. Ömer'in doğum günü geliyor. Yapacağım, düşündüm. Çorbamızı başka neyimiz kaldı? Başka aslında bir şeyimiz kalmadı. Makarnamızda son bir haline bakabilirim ben. Peynirlerimiz, bu çok eriyen bir peynir değil. Daha böyle yumuşak yumuşak kalıyor içinde. Bence daha tadını alınabiliyorsunuz. Daha güzel oluyor. Çok güzel. Makarnamız tamam. Çorbamız haşlanıyor. Valla makarna çok güzel. Evet, çorbamızı vıcıt vıcıt yapacağız. Aynen, bu biraz kaynayacak tabii, bunun pişmesi lazım. Makarnamızı servis tabağına alınca üzerine birazcık gene top peynirlerimizden koyacağız. Ondan sonra tamam, ama mesela bu kadar peynir istemezseniz rendelenmiş kaşar peyniri de olur, parmesan peyniri, herhangi her bir şey yakışır. Olur. Beyaz peynir de olur. Yani bu pancarla her şey oluyor. Çok güzel arkadaşlık olur. Lor peyniri olur. Müthiş. Beyaz güzel ezine peyniri olur. Evde kalmış biraz kaşarınız var, biraz beyaz peyniriniz var, onlar olur. Keçi peyniri çok güzel oluyor. Mesela pancarı haşlayıp 4'e bölüp böyle daha kaşıkla yenilen bir salata yapabilirsiniz o şekilde. Evet, bu pancarın en iyi arkadaşı bence tulum ve keçi peyniri. Yani güzel bir keçi peyniri olur, ama tulum peyniri de en güzel peynirlerimizden bir tanesi. Çok severim ben de gerçekten. Bayağı güzel. Kabuğunun ayıklanıyor olması yeme kolaylığı da sağlıyor burada. Bence de öyle. Hem rengi daha canlı canlı duruyor. Daha böyle sulu sulu gözüküyor mandalina. Hem de dediğiniz gibi yemesi de daha kolay. Ama ben bir püf nokta söylemek istiyorum pancarı haşlarken. Pancarın kabuğunu soymadan haşlamak daha sağlıklı oluyor. Çünkü hem rengini daha fazla koruyor, hem vitaminleri, mineralleri içinde kalıyor. Öbür türlü suya gidiyor hepsi. Evet. Yalnız çok iyi fırçalamak, yıkamak lazım. Peki ben pancarı haşlarken içine bir yudum sirke koyarım. Koyar mısın? Ben koymuyorum ama çok koyuluyor gerçekten. Neden koyuyorum? Hem belki üstündeki şeyleri böyle, hani bir şey varsa onlar da ölsün, bir çok şey olsun. Bir de o sirkeyle pancar çok iyi arkadaş olabiliyor. Çok yıkarım. Böyle patates fırçam var. Patates fırçasıyla pancarı. Onu yapmak çok önemli ama çünkü çok fazla üstünde bakteri, toz olabiliyor. Onu ne kadar iyi temizlersek o kadar daha suyunu kullanmayacaksak tabii dert ki. Değil. Ama bence zaten hani benim gene de içime silmiyor. Ne kadar fırçalarsam fırçalayayım. Kabuklu yıkadığım suyu çok kullanmak istemiyorum açıkçası. Evet, ondan batik yapılabilir. Kabukla yaptığınız şeyden, haşlamadan eğer suyu kullanmayacaksanız kızlarınızla biz erkeklerle de yapıyoruz, ayırt etmeyeyim. Çok hoşlarına gidiyor. Böyle bağlıyoruz tişörtleri, eski tişörtleri. Batırıyoruz. Müthiş bir aktivite oluyor. Ben bunu denemek istiyorum. Çok da güzel bir renk veriyor. Çünkü çok güzel oluyor. Pancarın rengi çok güzel renk veriyor. Kesinlikle deneyeceğim ben de. Ayrıca yün boyayabilirsiniz bununla. Evde kalmış mesela beyaz bir yününüzü, pamuklu bir yün, pamuklu ip. Bu suyla her şeyi boyayabilirsiniz. Bir de bazen pancar sapları ve yapraklarıyla satılıyor. Onu bulmak her zaman olmuyor ama o yaprağına çok güzel sarma yapılıyor. Böyle klasik, herkesin yaprak dolması harcı kendine özeldir. Onu yapıp sadece o yaprak dolmasından biraz daha, tokat yaprağı dediğimiz en iyi olandan daha sert olduğu için haşlamak gerekiyor onu çok kısa bir süre. Tabii iyi haşlamak gerekiyor. Güzelce çok iyi bilgi. Harika dolma sarabilirsiniz onlarla. O saplarından güzel yumurtalı omletler yapılabiliyor. İyice bir zeytinyağında soteleyip ince doğrayıp. Sıla şefim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne güzel bilgiler. Çok sağ ol. Ellerine sağlık. İnanılmaz güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bugün bir tane bir şey öğrendim. Hiç yapmadığım ve görmediğim bir şeydi. Mutlaka deneyeceğim. Pancarınız şu mevsimde evinizden eksik olmasın. Çok çok iyi bir gıda. Kesinlikle bence de. Evet Şerife Hanım, yıldız gibi parladınız burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün çok güzel bir şey öğretecek Şerife Hanım bize. Gerçekten ben çok merak ediyordum. Bu sana hani atmıştım. Onun gibi bir çanta mı? Onun içi boştu. Seninki farklı. Farklı. İçinde 3 tane şeysi olan, bölmesi ve içine ayrı ayrı şeyler. Yalnız efsane olmuş. Yani bayağı ben bunu görsem bir yerde hemen böyle atlayarak alırım bunu. Çok çok güzel olmuş. Yani şey seçimleri çok güzel. Kumaş. 3 bölmeli. 3 bölmeli evet. Yani bir, orta var 2, 3. Yani pek güzel çanta şeysi yapar. Şuraya saklamak istediğiniz paralarınızı koyarsınız. Şuraya kart mart bir şey. Yani çok kullanımlı. Hem hafif taşımak çok için kullanımlı. Çantada çok hafif. Şunu bakayım ne renklerle yapmışsınız. Bunu sarı çizgili. 2 kumaş mı? 2 kombinasyonlu kumaş mı? Yani şöyle var. 2 tane olabilir. Hepsini ayrı yapabilir. Ayrı mesela, da olabilir. Ben bu aynı. O aynı yaptım. Evet. Yani bunda mesela 2 tarafını değiştirdim. Şuna da bakmak istiyorum. 2 kişiye bugün hediyemiz var. Böyle. Hemen söyleyeyim. O tek renk. Bu tek renk. Bunları böyle biraz süsledim. Böyle. Ay çok güzel. Kenarlarına da bir süs yapmışsın. Kolay mı? Kolay. Sana göre her şey kolay. Hemen öğrenelim. Kolay yani teknik olarak biraz daha böyle pratikleştirdim ben onu. Daha kolay oldu. Şimdi 17'ye 20 aslında benim ölçülerim ama biz 18'e 21 santim kumaşımızı böyle kesiyoruz. Kumaş payı mı var burada? Kumaş payını vermiş oluyoruz. Yani 18'e 21 biçmemiz yeterli. Kare olarak biçiyoruz kumaşları. 18'e 21. 21. Şu. Evet, elyafımı şöyle yerleştiriyorum. Elyafı biraz büyük özellikle büyük mi yaptım, kestin? Evet. Tam onun ölçüsünde olundu. Dikerken kayabiliyor. Biraz. Evet, böyle tamam. Kenarlarından iyi kesip alıyoruz. İyi bilgi. Kumaşımı ister böyle farklı olabilirim. Kaç tane kumaş kesiyorsun aynı şekilde? Böyle 4 tane gerekiyor. 4 tane kumaş gerekiyor cüzdanımız için. 4'ünü ayrı da yapabilirler. İkisini tek yapabilirler. Bayıldım. Böyle değişik şekillerde bunlar, olabilir. Bunlar şey mi? Basma mı? Basma değil, gibi. Patchwork kumaşları. Ha, patchwork kumaşlarından. İthal kumaşlardan evet. Evet. Yüz yüze kapatarak kenarından düz dikişimi dikiyorum. Tamam. Araya koymayacaksın elini. Evet. Şurada bir açıklık bırakıp çeviriyorum kumaşımı. Çevirdikten sonra elyaf içinde kalıyor. Yani buradan çevirdiğimiz zaman... Bunu... Dikişi nereden? Bu üçünü birlikte mi dikiyorsun? Aynen yani bu şekilde. Alta elyaf. 2 kat bunu koyuyorum. Tamam. Böyle yüz yüze kapatıp dikiyorum. Tamam. Şöyle açıklık bırakıyorum. Tamam. Buradan diktikten sonra çeviriyorum yüzünü. Güzel. Dikelim mi onu? Dikeceğiz. Şurada dikilmişi var. Hani yetişsin açısından ben bunu böyle hazır gösterdim ama dikilmiş. Bunu da bir gösteririz sonra belki. Sonra gösteririz yine zamanımız kalırsa. Şimdi bunu böyle bir yastık gibi, aynen bir pet öyle. Gibi bunu yaptık, hazırladık. O şekilde hazırladık. Evet. Şimdi 2 parça hazırladım. 2 parça. Fermuarımı da yine böyle boyda fermuarım hazırladım. Bir şey kenarlarını olacak. Kapattım kumaşla. Tamam. Böyle ince bir şeritle burayı dikerlerse hem temiz oluyor kumaş, hem bir dakika. Şöyle kapatmış bakın buralarını fermuarın. Ay nefis bilgi. Yurdanur umarım izliyorsundur. Sonra üstten fermuar ayağıyla bunu buraya dikiyorum. Şimdi dikeceğim. Ya eğer anladığım şeyse bu... Bunun biraz büyüklerini de yapabiliriz. Yapılabilir, daha uzun, daha büyük yapılabilir. Çanta şeklinde de yapılabilir. Şerife Hanım çok güzel bir şey öğreniyoruz sayende. Pardon, evet. Şöyle yapacağım. Şimdi bunu fermuar ayağımızı takalım. Şuraya bırakmışım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu mutlaka yapabiliriz. Çok kolay. Yani dikişi de kolay, mantığı da kolay. Ben çok zor nasıl yapacağız, bu yayında nasıl yetişecek falan oldum. Evet. Şimdi... İstersek süs koyacaksak da bunu böyle ikisini birden dikiyoruz o zaman. He. Şöyle yerleştirip ikisini birden dikebiliyorum. Tamam. Yani diğerlerinde olduğu gibi. Aman süsüzünü yapalım da. Süslüğü sonra üstünden de dikerim ben. Evet. Şimdi fermuara dikiyorsun oraya. Evet. Çok merak ettim. Fermuarda olduğu için, kalın olduğu için nasıl bir ayarda dikiyorsun? Normal düz dikişte. Dikiş ayağı şey mi? Fermuar ayağını şu anda kullanıyorum. Evet. Şurayı şöyle kaydırırsam. Fermuarın başlarını önceden yaptı Şerife Hanım, o dikkatten kaçmasın. Evet. Şimdi öbür parçaya. Evet, hizasını aynı yerleştirip. 2 tane böyle pet gibi hazırladı bunu. Çok basit, elyaflı. Tabii biz bunu 17 santime 20 santim olarak da bitmiş oluyor. İstedikleri büyüklükte yapabilirler. Daha büyük isterlerse bunun daha zaten büyük mantığının şu anda çok güzel bir mantığı varmış. Hah, bak fermuarı arkaya doğru kaydırdı. Evet, şimdi o ayak bizi şey yapmasın, engellemesin diye. Evet, şimdi burayı diktik. Şunları hemen alalım. Fermuarımı açıyorum. Şöyle. Hı hı. Bunu şöyle katlıyorum. Şöyle. Evet, evet. Bunu da karşısından katlayıp buradan çıkartıyoruz. İkisini. Şöyle yapıp. Evet. İçinden geri katlıyorum. Buradan içteki gözü dikeceğim. Yani gözleri oluşturacağım. Ağzım açık kaldı desem, hiç bilmiyordum bu mantığı. Çok güzel. Yurdanur, bana hemen yaz, göreceğim şimdi seni. Beğendin mi bu fikri? Yurdanur'la biz de çok çanta denemeleri yapıyoruz. Bu hepimizin çok büyük çanta yaparken de hepimizin çok işine yarayacak bir şey anlatıyorsun Şerife Hanım. Tarihi an şu an. Yazlık... Böyle küçük cüzdanlar, bereket cüzdanları evet. Yaparsınız. İçine paranız çoğalsın, bereketlensin. Biraz uzununu yaparsınız, kalemlik olur çocuklarınıza. Ortasına işte ıvır zıvırları koyar çocuklar. Gençlere biraz daha telefonlarına göre, bakayım telefon sığacak mı? Benim telefon böyle uzun bir telefon, bakayım. Şimdi şuradan. Sığdı. Oturtamadım. Şurada arkasında bir şey var. Evet. Tamam, sığdı bakın. Telefonumu koydum. İşte yani telefonluk da oldu. Evet. Bir dakika, şimdi oradan bir baştan alalım şimdi orayı. Şimdi çevirdik. Çıkarttım. Evet. Eşleştirdim buralarında. Kenardan, iki kenardan 2 santim çizgimi alıyorum şöyle. 2 santimden. Bak, Yurdanur demiş ki hemen mesaj atmış. Çok güzel. 4 gözle izliyorum. Çok pratik bir şey anlatıyor diyor. Çok pratik şey bilgisi var. Pardon, şimdi 2'şer santim burada bıraktık. 8 santimde burası olacak. Şöyle yaptığımda 8 santimde buradan tutuyorum. Tamam. Burayı dikeceğim. Yani şöyle, şöyle, böyle. Peki şimdi burada bayağı bir kat oldu ama diker. Yok, o kadar değilmiş. Yok, çok kalın değil. Üst tarafını dikmeyeceğiz ki, o üst tarafı hemen kameraya göstereyim. Orası şurası olacak. Burayı dikmeyeceğiz. Yani altında gelecek o dikiş. Şu alt dikiş olacak. Öbür tarafta açık olacak. Sonra daha sonra yanları kapatacağız. Yanları kesecek miyiz, kapatacak mıyız? Hayır, kapatacağız. Dıştan doğru kapatacağız. Ha, dıştan kapatacağız. Hı-hı. Yanları. İnanılmaz güzelmiş. Çok beğendim. Seyircilerimiz de lütfen beğenilerini yazsınlar. Yani ben yapıyordum diyen de olabilir tabii ki. Ben geçenlerde Şerife Hanım'la böyle bir çanta dikimi paylaştım. Gece yarısı biz onunla böyle mesajlaşıyoruz. Onun da çok güzel bir fikri vardı. Ama Şerife Hanım, senin bu fikrin, bu bilgin, bugün bize anlattığın şey, çok samimi söylüyorum, öbüründen çok daha kullanımlı. Yani bunu biraz genişini yap, derinini yap. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Öğrendiğimiz bilgi çok kıymetli. Bakın, şu anda. Bunu şimdi geri basıyoruz şöyle oradan. Geri itiyorum. Vay vay. Şurayı birleştireceğim şimdi. Ha, bu içteki dikişler, bu yan gözlerin açıklığı var ya, şurası açık kaldı. Bakın. Evet. Şimdi şurayı şöyle ayırıyoruz. Bir buradan, bir buradan. Böyle hepsini bir yapmıyoruz ki içeride körü güzel olsun diye. Çok iyi bilgisi var. Fermuar kenarlarını bastırmayı unutmayın. O da bir temizlik ve şıklık katıyor içine. İstediğiniz renklerde içi çizgili, kareli, çiçekli kombinasyonlar, renk kombinasyonları yapabilirsiniz. İçine tığ çantası yapabilirsiniz. Bir tane büyüğünden uzun yaparsınız, şiş çantası olur. Özellikle normal çantanın içinde kullanırken çok pratik oluyor. Evet. Şimdi haftaya dikiş günümüzde çok güzel bir şey yapacağız. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Böyle bavullarınızda her şey düzenli dursun istiyorsanız çok çok güzel bir şey çalışacağız. Kumaşları tamam değil mi onun? Kumaşlarını alacağım. Heh, alacağım diyor. Henüz alamadım ama. Fikri yine Şerife Hanım'la biz paylaştık. Çok güzel, bunu yapalım dedim. Şerife Hanım da çok hoşuna gitti. Ama sizin de çok beğeneceğiniz bir şey yapacağız. Herkesin işine yarayacak. Şimdi bir tarafı tamam. Diğer tarafını birleştireceğim. Diğer tarafını. Hı hı. Şunu bir kere daha anlatalım mı? Kaç tane elyaf kullanıyoruz bunda? Bir tane. Bir elyaf. Şimdi tek parça için bir elyaf. Diğer parça için. Bunu koyduk. Tamam. Bunu koyduk. Aynı şekilde. Onu... Şimdi bir de diğer parçam var. Aynı tamam. Tane. Ona da bunları koyuyoruz. Bunlar iki kat mıydı şu anda? Bu tek. Şurada. Ha, şurada. Yani oradan. Şöyle mi koyuyordum? Böyle. Böyle koyuyorum. Evet. Bunu da böyle koyuyorum. Evet. Yüz yüze baktırıyorum. Şöyle yapıyorum. Biraz fazlası olsun diyor. Kesiyoruz diyor. Birer santim pay bırakıyorum zaten. Şimdi şu an hiç yani dikeceğiz kenarından. Şurada bir açıklık bırakacağız. Evet, şu kadar açıklık. Elyafın fazlalığını keseceğiz sadece. Tamam, iyi yapalım. Onu da çek. Bakayım ben bunu çekebilecek miyim? Bir deneyeceğim. Yapabilecek miyim? Makinede. Çok hoşuma gitti. Orasını birlikte bastırmıyoruz, yani dört katı değil. Değil, ayrı bastırıyoruz, onu unutmayalım. Şuradaki içte kaldığı için dikiş, burada rahatlıkla bunu dikebiliyoruz. Kaça kaçtı bizim ölçümüz Şerife Hanım? 18'e 21 biçtik. 18'e 21 biraz da dikişe gidiyor. Evet, sonuçta 17-20 kalıyor. Yani şimdi önümüz yaz. Yazın böyle sepetlerde, çantalarda hani güzel cüzdanlarınızı ıslanabiliyor, bir şey olabiliyor. Cüzdanlarınızı değil böyle şeylere koyarsınız, pratik. Ve hafif. Yani bir ekmek kapısı var burada. Umarım o görünüyordur ufukta. Bunlardan yaparsınız. Yaz gelmeden şimdiden çalışmak lazım. Karınca gibi çalışkan olup değil mi? Üretmek lazım. Üretmek lazım ki hani biriksin yaza kadar. Yazın bunları, yani ucunda, şunun ucuna bir şey koyarsınız, fermuarın ucuna, şuralara püskül koyarsınız, pompon koyarsınız. Çeşit çeşit bunlar, şöyle canlı canlı sıcak yaz renklerinde yaparsınız. Çeşit çeşit satarsınız, gerçekten maliyeti düşük. Satarken de üstüne biraz koyarsınız. Çok güzel bir, burada bir ekmek kapısı yatıyor. Teşekkür ederiz bugünkü bilgiler için. Şerife Hanım, şunu bir dikmek istiyorum. Şunda daha mı iyi görünür acaba, koyu olduğu için? Ben bir dikebilir miyim müsaadenizle? Ben zaten kameranın arkasından geçeyim. Bakayım nasıl dikeceğim. Şunu şeye koyuyorum. Üstündeki ip hangisi? Mi? İsterseniz. Kaydırmam dermişim. Ortadan iğnele de. İğnele diyor yani. Demek istiyor ki iğnelemeden yapma yavrucum diyor. Bunlar bir de böyle uzun uzun güzel tutuyor. Çok güzel onlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim de var onlardan. Ayağı indirelim. Ayağı ne kadar koymalıyım? Bir tane gözlük, şu beyaz gözlüğü alabilir miyim? En öndekini lütfen. Hani göreyim. Ayak nerede olmalı? Şerife sınırdan Hanım yapabilirsiniz. Sınır, bir dakika. Nereden de ayağı bunun? Heh, şu. Şöyle mi yapayım? İyi mi? Biraz bu tarafa şöyle takip edelim. Sınırdan yapalım. Sınırdan kenarı. Evet. Kaydırma bak bunları açısından da öğrenmek lazım. Evet. İpliklerimiz tamam mı? Tamam. Ya biraz şey yapayım mı? Bir geri alayım mı? Şundan mı alıyorduk geriyi? Burada. Buradan. Evet, başla. Devam ediyorum. Mesela şu köşe dönmeyi bana öğret. Şimdi şuradan döneyim mi? Gelin biraz daha. Biraz daha mı geleyim? Çok az, hafif. Evet. Tamam. İğne batık zaten. İğne batık. Bunu kaldırıp döndürdüm güzelce. Bakın çok da güzel dikti. Evet. Hep kenarı takip ediyorum değil mi? Kaydırma. Yani ölçü odur aslında. Ayak takibi çok pratik bir şeydir. Tamam herhalde. Yok bir tane daha mı gelsin? Tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi. Tam olmuş. Çok hızlandım bir dakika. Yerine gelmedik. Şurada bırakacağım değil mi o boşluğu? Evet. Döndükten sonra öbür uçta açıklık bırakacağız. Şimdi son bu. Ay biraz kaydı. Tamam, yeterli. Yeterli. Buradan döndürmek için bakın buraya kadar gelmiyorum. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Çıkartıyor muyum? Evet çıkartıyorum. Kesme yeri şurada. Tamam. Şimdi iğneleri çıkartıyorum. Önce şeyi mi kesiyoruz? Önce kenarı kesiyoruz. Bunu öğrenmek önemli. Hani benim gibi daha az ilişkisi olanlar için. Ya ben kendi makinamda alışkınım ama düz şeyler dikerim hep. Bir şey bastırırım. Bak bu en önemli bilgisi bunun. 2 tane böyle. Nerede o şeyimiz, açıklığımız? Oradan. Nasıl çeviriyorsun bunu? Evet. Bir şeyle mi çeviriyorsun, böyle mi çeviriyorsun? Çevrilir o. Çevireyim. Yurdanur gördün mü? Şerife Hanım beni çalıştırıyor burada. Görüyorsun değil mi? Değişti. Şimdi ver bakayım makasını bana Şerife Hanım. Bir evde bunu bir kalemle ya da bir şeyle yaparsınız. Şöyle yapayım yırtmadan. Şişle, tığla çok güzel olur bu. Şerife Hanım mi oluyorsun? Ay dur alayım elinden yapayım ben, bana öyle olur. Oluyorsun değil mi? Ay beceriksiz yapamadı şu anda falan gibi duygu. Yapabildim ya. Oldu. Peki bir ütülüyor musun? Bu da önemli bilgi. Ütülüyorum. Niye söylemiyorsun peki? Şimdi, neden söylemiyorsun? Hadi gel kavga edelim burada. Hem de reyting atsın. Değil mi? Yani gel kavga edelim. Yok etmeyelim. Edelim, reyting için çok iyi bir şey bu. Kavga edersek biz burada reyting artar. Değil mi izleyiciler? Biliyorsunuz artık bunları. Ütüyü söylemiyor bize. Niye söylemiyorsun ütüyü? Ütüledikten sonra şurada elle dikiyoruz. Evet. Elimizle veya makinede de olabilir aslında. Elimizle bastırıyoruz. Evet şöyle dikiyorsunuz iğne. Ya çok güzel. 2 tane bunu yapıyorsunuz. Fermuarın baş tarafına şunu yapmayı unutmayın. Şunlar çok çok önemli. Temiz olmuş oluyor. Temiz oluyor ve şık durmuş. Fermuarın atmasını engelliyor. Ya mesela bazen böyle atar bozulur çıkar ya. Tamam. Buna kaç santim fermuar alıyoruz bu ölçüye? 17 santim zaten şey var. 1,5 santimde kenarlarından bırakıyoruz. Evet. 20 santim falan. Zaten şey, bu işi profesyonel yapanlar şey, fermuarı metreyle. Ben de bunu metreyle kullandım zaten. Tabii daha da uyguna geliyor değil mi? Metreli. Ben genelde metre işi kullanıyorum fermuarı. Metre işi kullanıyorsun. Peki şunları da ayrı mı alıyorsun? Onları ayrı alıyorum. Evet. Bakın şu söylediğim yuvalara böyle pompon, yünden bir şey, bir kumaştan bir şey yapabilirsiniz. Şunda mesela yorganlama yapabilirler. Kapitone gibi. Kapitone gibi yorganlama yapabilirsiniz. Daha sonra dikişini yapabilirler. Buralara iş yapabiliriz. Evet. İstersek A, B, C. İsim yazılabilir düz bir kumaşla. Ya Şerife Hanım çok tatlısın. Her bir ütülemeyi de söyleseydin her şey tam olacaktı. Evet, Şerife ile çok güzel şeyler diktik. Harika bir bilgi edindik. Bunu her şeye uygulayabilirsiniz. Evet. Burada yatan bir aslan var. Burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet, bizim programlarımızın eskisi, tatlısı Fikriye Sucaklı, tanıyanlar tanır. Efendim, kalbimizde özel bir yeri vardır Fikriye Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Fikriye Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi mi her şey? Yolunda her mı? Şey yolunda. Hayat iyi mi? İyi. Ne oldu bizim küçük kız? Kaç yaşına geldi? Hepsi büyüdüler. Kaç oldu bizim? Liseden 4'e kadar, 4 yaşa kadar aralıklı. Hepsi aralıklı olarak varlar. Efendim, gerçekten aileden biri. Fikriye Hanım'ı epeydir almıyorduk ama bekliyordum. Hani ne zaman olsun, nasıl olsun, bazen öyle durumlar oluyor. Çok güzel bir işi var Fikriye Hanım'ın. Değişik, farklı. Böyle çok tatlı şeyler yapar. Şu altıgenden bir şey, şal var mıydı? O bebek şal var mı? Evet, yapmıştık pantolon. O zaman. Pantolon. İlk yapandır. Kaç sene oldu onu yaptığın? Çok, sen nereden baksan 14. 6-7 sene. Daha da eski. Daha eski miydi? Daha eski. İlk bir yaptın, ben sonra bir daha yaptın. Galiba. Bir dakika Fikriye Hanım, önce bir yaptın. Evet, sonra bir daha yaptık, hatırlıyor musun? Doğru. Sonradan çok moda oldu. Büyükler yaptı, küçüklere yapıldı. Böyle çok tarz şeyleri bulur yapar. Böyle büstiyerler, o zaman küçüktü bizim kızımız, ismini. Evet. Ona büstiyerler yapıyordun. Evet. İsmini söyle. Ece. Ece'ye. Bugün de yine çok iyi fikirleri var. Buradan kapıp böyle gideceğiniz fikirleri var. Hemen bir tanesini gösteriyorum. Şuna bittim. O kadar güzel olmuş ki şöyle, buna da telefonluk olur bu. Evet. Yani bunu da bakın, çok güzel. Ay, tam aradığım gibi bir şey yapmışsın, çok güzel. Bunu yürüteceğim belki senden. Tabii yürütün. Yok, şaka yapıyorum. Önemli çok olan güzel. Kullanmanız. Şimdi ve şöyle de takılabiliyor bakın, hani telefonu koyabileceğiniz çok iyi bir çanta. Yine gözlük için bir tane yapmış. Bu küçük bir şöyle kitap yüzü yapmış kitaplar için. Bakın ne kadar güzel kullanmış. Yine şunu yapmış. Büyük çantanı görelim. Bu çantada kullanmadığım çantanın üstüne monte ettim. Çok güzel. Çok iyi geri dönüşüm şeyler yapar. Çok iyi fikirler verir bize. Kullanmadığım bir çanta veya üstü eprimiş bir çanta olabilir. Çok güzel olmuş. Öyle bir olmuş ki sanki kilim gibi. Ben şunu bir müsaadenle Erkancığım, şöyle bakın ne kadar güzel olmuş. Uzaktan şöyle duruşuna bakın. Yani böyle postacı çantası dediğimiz tarz bir çanta olmuş. Çok çok güzel olmuş. Çok beğendim ben bunu Fikriye Hanım. Şimdi bunu nasıl yaptın? Şurada bilekliklerin var. Bileklikleri de gösterelim. Bugün bize gösterecek. Evet. Şunu göstereyim şöyle, bakın. Bileklikler. Bunlar da gençler yapsınlar. İçine oluyor. Boncuk yaz mu için işledin, evet, bunun? Boncuk işledin şu şekilde. Ne ile çalıştın? Şimdi onu bir bize anlat. Şimdi bu ne? Aşamalı. Bu metre işi kanvas dedikleri. Biraz daha farklı, evet, bu metre, evet, işi kanvas. Ne yapılıyordu buna? Bu da aynı şeyler yapılıyor. Daha farklı etaminler şeyler. Mi yapılıyor? Etamin yapılıyor, kaneviçe işleniyor. Kaneviçe işleniyor. Evet. Metre işi, metresi kolay mı, ucuz mu? Ucuz. Kolay mı dedim. Ucuz, ucuz. Ucuz mu? 5 lira. Evet. Bir şey yanıyor gibi bir şey olabilir mi? He? Evet, hafiften bir yanık kokusu aldım da korktum bir anda. Şimdi bu bilekliğin ölçüsü müdür? Evet. Bu bilekliğin ölçüsü. 22'ye 10. 22'ye 10. Evet. Neyle yapıyorsun şöyle bunu? Aşama aşama gösteriyorum. Arkası bakın iğne gibi olan tığ. Ay evet, biz bunu göstermiştik. Benim hayır, de var bundan. Ha, öyle mi? Tabii yıllar oldu. Bu, bunun özelliği bu. Heh. Arkası. Şimdi, demek ki bu işe yarıyormuş o. Evet. Ha, şimdi yapıldığı zaman biz görürsünüz zaten. Bakın bu tığ, Nehir, bizi izliyorsan yaz bize, bu tığlardan artık satılıyor mu? Var. Evet, var mı? Evet. Evet. Bu tığın çok değişik bir hikayesi var. Türkiye'de hiç yoktu. Ben Almanya'da fuardan bunu böyle yalvararak falan almıştım. Ben ondan de Almanya'dan sonra getirttirdim önce. Öyle mi? Evet. Sonra bir dergide, yabancı bir dergide bu tığları gösteriyorlardı. Ben rahmetli Tolga'ya rica etmiştim. Sonra getirildi Türkiye'ye bu şey. Evet. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Çok şimdi, işe yarıyor. Başka modelleri de var. Başka işe de yarıyor. Evet, tamam, onu gösteririz. Şimdi böyle kesiyoruz. Kurdele ile yapıyor. Yünle de, yünle olur. De olabilir. Sen evet, hem yün hem kurdele kullandığın ondan işler var. Şu hem yün kullanmış hem kurdele kullanmış. Hadi buyur. Şöyle kesiyoruz. Kestin. Kaça kaçtı bu bileklik için? 22'ye 10. 22'ye 10. Güzel bir ölçü. Evet. Kenarlarına ikişer delik diyelim. Evet. Katlanıyor. Tamam. Bu ikinci aşaması. Bunu ne yaptın? Bir dakika anlat bize. İşte ne katladım, teyelledim. Ha, bunu, teyelledin. Evet, bunu hazırladım. İkinci aşaması dedi, hiç söylemeden geçti. Ha. Şimdi bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle mi katladın? Evet. Şöyle katladın. Evet. Teyelledim. Kolaylık kolay olsun bir diye. Dikiş ipliğiyle teyellemiş. Evet. Bakın bunun gibi. Evet. Gayet basit bir şekilde. Evet, onu da yaptık. Sonra kenarını temiz olsun diye. Tamam. Şöyle kapatıyorum. Tığlıyor musun? Evet. Tığlıyorum. Tamam. Güzel bir iş. Bakalım nasıl bakın, yapıyormuş? İki taneden sık iğne gibi yapıyorum. İki taneye geçiriyorsun. Evet. Bunu, kenarını sabitlemek evet, lazım. Bu sağlam olsun diye, daha şeyli olsun diye. İki taneden. Kaç numara bu tığın? Bu tığım, bunun numarası yok Derya Hanım. Ama 2,5-3 gibi. 2,5. Evet. Yani çok kalın değil. Evet. Bunu kapatıyoruz. Tabii o yuvalardan. Böyle yuvalardan. Şu köşesini göster, nasıl yapıyorsun? Köşeye. Köşeye çift mi batıyorsun? 3 defa. 3 defa mı batıyorsun? Batıyorum. Tamam. Evet, görünmesin diye. Vallahi çok güzel. Şuraya birit yapmışsın. Evet, o da şeylerin biriti, bileklerin. Ha, şuraya düğme dikiyorsun. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurada düğme var. Burada da yaparken daha sonra mı yapıyorsun? Bitirdikten hayır, sonra. Hayır, beraberinde. Ha, bunu başka renk evet, yapmışsın da. Şimdi burada göstereyim. Onu daha sonradan olmuştur. Kolaylık olsun diye bak burada göstereyim. Göster Derya tamam. Köşeleri 3 tane üç çekiyor tane, köşeyi dönmek için. Şöyle. Ha, biraz daha gel geri. Yok hayır. Ha, geriye geleceğim. Tamam. 5 tane çekiyorum. Zincir. Tabii düğmenin büyüklüğüne göre. Tamam. Düğmenizi önce seçerseniz düğmenin evet, büyüklüğüne göre. Tamam. Geriye geldim. Şuraya battım. Tamam, biriti yaptın. Sonra oradan nasıl gideceksin? Göstereceğim. Ha, üstünden geçecek, aha, tamam. O zaman şimdi daha anlaşıldı, güzel oluyor. Daha güzel olur. Yani şimdi bu projede evde kalmış bütün yünlerinizi, kurdelelerinizi, değişik çok fantezi iplerinizi, simli iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir proje. Bu neden de güzel olur biliyor musunuz? Böyle çoraplar, sen burada kumaştan yapmışsın. İşte bunu da kanvasa almayanlar veya bununla paspas oluyor. Bu elbiselerin bu önüne yapılıyor, geçiriliyor. Biye oluyor. Biye oluyor. Burada kumaşı bakın kesmiş, penyelerle çalışmış. Benim de aklıma o geldi. Çorapları keserek. Aynen. Mesela paspas oluyor onlar. Muzlu çoraplar paspas olur. Ben çorabı, ten rengi çorabı bu tür şeylerde, çanta falan onlarda da çok seviyorum. Evet. Şimdi orayı yaptıktan sonra ortasını nasıl dolduruyorsun? İşte sonra da bu bitmiş hali şimdi göstereceğim. Şuna yapacaksın herhalde. Şuna mı çalışacaksın? Evet. Şimdi yine mi düştü kumaş? Yok. Neyin? Evet, yere düşmüş şu. Ha, tamam. Al bakayım. Teşekkürler. Nasıl geçiriyorsun şimdi? Şimdi arkasına geçiriyoruz. Tamam. Bunu. Belli bir uzunlukta kesiyorum yalnız. Ne kadar kesiyorsun? Çok da uzun olmamalı. Yok, tekrar değiştirebilirler ipliği. Ha, tamam. Bu kalacak. Şimdi bunu da aldık. Bunu kesmiyoruz. Ha. Bunun ikisini bağlıyoruz. Tamam. Neden öyle yaptın onu anlayamadım. Şimdi göstereceğim. Şimdi bunu buradan çıkarıyorum. En köşeden. Tamam. Çıkardım yukarıya. Bu burada kaldı. Ha, düğüm orada kaldı. Düğümümüz. Şimdi bunu altta tutuyoruz. Vay, şimdi oldu. Çok güzel. Çok güzel bir işi var. Bunu atıyoruz. Canlı yayın. Tutayım olsun. Evet. Olsun Fikriyem, tutayım ben sana. Bakın alıyorum. Böyle tutuyorum. Alıyorum. Böyle. Üstüne topluyor musun? Evet. Bakın. Evet. İstedikleri şekil verebilirler. Verev yapabilirler. Şimdi bunu yaptık. Tamam. Buraya kadar gidiyorsun. Ha, böyle gidiyorsun. Bakın. Ay, çok eğlenceliymiş. Çok güzel. Bakın. Fikriyem, çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok zevkli. O kadar zevkli ki. İstediğinizi de kullanabiliyorsunuz. Bileklikler yapmış. Fikriyem'in sayfasını. Fikriyem, bunlardan satılık olan var mı? Satılık olan var ama ben pek internetle uğraşamadığım için... Onun için yapamıyorum. Evet, yapmıyor. Şunu kapattım. Erkan, şunu göreyim. Çok güzel o. Bakın burada bu kurdeleler o kadar güzel düşmüş ki fosur fosur, hani derler ya böyle. Daha kalın kurdeleden daha kalın oluyor. Mı bunun kurdelesi? Hayır. Daha kalından daha fosur oluyor. Evet. Çok güzel. Üstündeki. Bakın. Evet. Bakayım. Yani alttaki ipliği de bu şekilde, yani çok çekmiyoruz, sağlam, biraz üstünde bırakıyoruz. Bir de altı çok sağlam oluyor, sökülmüyor. Evet, altı da sağlam. Bakalım tersi, terslerini kapatmışsın. Evet, hayır, astar koyuyorum rahat etsin diye bilek. Bakın altı da böyle. Bu ne, çorap mı bu? İnce kumaş. İnce kumaştan yapmışsın. Bakın. Altı da böyle. Altı da bu şekilde olmuş oluyor. Peki dönüşleri nasıl yapıyorsun? Böyle giderek Böyle sıra sıra mı yapıyorsun? İster sıra sıra gidin, ister böyle gidin. Spiral gibi dönün. İster bunun gibi kareler oluşturun. Bunun içine örmüşsün. Evet. Bunu da yapabilirler. Böyle kare kare büyük yapabilirler. Ona da aynı şekilde bakın. Böyle. Bu tığ bilmeyenler için bir kere daha göstereyim. Tığın özelliği bu. Tığın özelliği. Bu şekilde biz bunu başka türlü kullanmıştık ama esası ve hakkı buymuş. Evet. Hakkı buymuş. Bu da bakın böyle, bu da farklı şekil. Bundan böyle çanta da olur. Çanta da olur tabii, böyle tabii. Büyüterek. Ben bunları model olarak çıkarıyorum, sonra uyguluyorum. Önce model çıkarıyorum. Çok güzel olmuş. Mesela şu bileklik ortasına böyle, bu pullu muydu bu şey? Evet. Hayır. Pulları ben sonra mı işledin? Sonradan koyuyorum. Ama çok güzel olmamış mı? Bunu da astar olarak arkasına kaplayacaksın. Temiz. Arkasına. Temiz. Orada bir yazı var, korktum ondan. Yok. Bu çok güzel olmuş. Ya bunu küçük küçük yapmışsın, incilerle yani tamamlamışsın. Kişilerin kendi zevkine bağlı. Nasıl isterlerse şekil verebiliyorlar, kaneviçe gibi. Çok güzelmiş. Verev gidebilirler. Evet, ben çok beğendim. Evet. Şurada şunu unutmayın ki bunun kenarları biraz böyle batan. Zayıf. Zayıf. Böyle yapıyoruz ki burası hani bir de şeylik veriyor buraya. Çanta topluk yaparken veriyor, de yapıyorsun değil mi bunu? Evet. İlla ki şey yapıyorsun. Yoksa atar. Açılır. Diğerleri şu iki taneyi görmedim. Onları da alabilir miyim buraya? Ortasına pul işlemek veya simli bir ip kullanmak çok akıllıca olmuş burada. Benim bunların hepsi model. Bir kere daha gösterebilir miyiz? Devam edebilir misin tabii şu ki, kırmızıdan? Tabii ki. Mesela ipliğin bitince ne yapıyorsun? Bu bitmiyor zaten. Hani bitmiyor alttan derken, gelen bitmiyor. Evet. Bu devamlı kalıyor. Bunu da sonradan alttan düğümleyip tekrar iğneyi yukarıya çekebilirler. Hı hı. Yap bakın, bir daha. Evet. İkili gidiyor. Bir üstten ip var, bir alttan ip var. Şöyle tutuyoruz. Evet. İçinden çıkıyor. Evet. Ya çok da güzel bileklik yapmak için güzel bilekliğe çanta. Çok güzel oluyor. Bileklik bakın, çok güzel olmuş. Bunu... Bir şey söyleyeceğim. Bu buyurun, bileklikleri birleştirerek de bir çanta. Hani böyle tabii böyle ki, yapıp ki, ayrı ayrı kişinin, baksanıza. Evet. Çok o zaman güzel, çok daha farklı olur. Evet, şunun ortasına boncuk işlemiş. Buna da bittim. Şuradaki şu mantığa. Böyle çok ince şeyleri vardır Fikriye Hanım'ın. Düşünceleri vardır. Oradan onu geliştirir, onu yapar. Çok araştırmacı oynar. Için, evet. Çok... Fikriye Hanım, senin esas mesleğin neydi? Ev hanımı. Makinem vardı. Makinem vardı. Evet. Ev hanımısın örgü da, makinası. Hani bir yerde çalışmış mıydın hatırlayamadım şimdi. Örgü makinasıyla yıllarca. 35 sene çalıştım evde. Evde. Örgüler ördüm, sipariş örgüler ördüm, löpiyesler, şeyler. Çok güzel. Ya şu örgü makinasıyla bir şey. Benim var arkadaşım, onu düşünürseniz gelir. Gelir mi? Bir örgü makinasıyla da bir şey göstermek istiyorum. Gelir. Diye. O daha kolay. Benimki daha bir farklı makinaydı. Benim de var. Babaannemin bir örgü makinası bana geldi. Siz söylemiştiniz daha önce. Ben onu akademiye hediye edeceğim de bir türlü fırsatım olmadı. Ben hediye ettim. Siz hediye ettiniz. Engelli çocukların öğretildiği yere yani orada ettim, çocuklar öğrensinler diye. Çok iyi işler bunlar. Eskiden çok evlerde çok hanımlar örerlerdi. Tabii. Örgü işte bebek şeyleri yapılırdı. Çok şeyler. Ben manto ördüm, döpiyesler ördüm. Sipariş ölçülü olarak çalışıyordum. Kişinin ölçülerini alıp çalışıyordum. Bravo vallahi çok güzel. Artık bu arada üstündeki de çok güzel olmuş. Bluzun çok şık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok tatlıdır. Çok güzel işler yapıyor. Evet, bir kere daha şey yapalım mı? Tekrar edelim mi şeyimizi? İpi üstten yürütüyorsunuz. Arkası iğne gibi olan tığlardan olması lazım. Bir de başka renkle yapalım. Evet. Başka rengi nasıl koyacaksın şimdi mesela? Onu da görelim. Aynı bu alttaki düğme şeye. Onu da yap. Ondan sonra teşekkür ederim Fikriye Hanım'a. Arkaya nasıl geldin? Bağlıyorsun. Alttaki yine bağlıyorsun. İpliğe. Evet. Önemli olan alttaki bu gidiyor zaten. Tabii alttaki çok giden ve hiç kopmayan. Alttan girdi rengi bakın. Ya Fikriye Hanım çok teşekkür ediyorum. Bugün sayende çok güzel bir şey öğrendik. Belki yapanlar vardır ama ben bilmiyordum. Farklı atraksiyonları var bunlarla yapılan ama çok güzel yapmış gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çoluğa, teşekkür çocuğa, ederim tüm sizinle beraber olduğum için. Selamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz hazırız ve sıcacığız bugün. Şal yapıyoruz ama bugünkü şal hani bu gala başka gala, bu şal başka şal gibi gider yani. Dikiş geçerken bunu da kapatacağız. Şimdi tekrar üstlerinden bir spor dikiş geçilecek. Evdeki eski tabaklar bu şekilde değerlendirilebilir. Ben de Yıldız Hanım'dan öğreniyorum burada. Animal nest, baby nest. Bak unutmam bunu bir daha. Bizim programda İngilizce de öğreniyoruz. Esnetiyorum. Yani aradan lastik geçeceğini düşünmeniz lazım. Evet. 3,5 numara tığla. Evet. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilemedim yani, baksanıza ne kadar güzel olmuş, böyle bir şey yok. Bunu da örelim de diyorum, tam olsun. Bu benim yıllar önce, neredeyse genç kızlığımda aldığım bir ip. Kendini gevşet, arkana yaslan ve hayata gülümse. Evet, çok özel, çok güzel konuklarım ve harika bir konumuz var. Anneler, babalar, anneanneler, çocuğu olacaklar, olanlar, şu anda kundakta olanlar, 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş hepsini içeriyor bu. Hediye yapmak için de, fikir için de harika. Konuklarıma hemen hoş geldiniz diyorum. Berna Ataş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlkokul öğretmeni, evet. Ve Derya Ünen, girişimci. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce ne anlatacağız bugün, onu evet, gösterelim. Ben bir hikayemi anlatacağım. Şimdi geçen gün makyaj yaparken odaya, kanala gelen işte paketler, kitaplar, bir şeyler. Arkadaşlarım dedim ki açsanıza bakayım ne gelmiş. Ali ve Ömer'e hediye çıktı. 2 tane. Ve biz ekipçe bayıldık buna. Doğru tutuyorum değil mi, Ali ve Ömer'in? Şimdi mesela Ali'ninkini göstereyim. Yaşlara göre özel tasarlıyorlar. Şöyle bakın, bütün bu sayılar yerinden çıkabiliyor, bunlar çıkıyor, her şey hareketli. Bir öğrenme olayı var bunda. Eğitici kitaplar, ayakkabıları çıkıyor, şapkalar çıkıyor, düğmeler, şemsiyeler. Yani buradan bir hikaye mi kuruyoruz bütün bunlarla? Evet, her sayfası ayrı bir oyuncak aslında. Yani çocuk kendine göre hikayesini yapıyor. Evet. Ama şu şapkayı takmasın, başkasını taksın. Bugün dediğim, hava durumuna göre giyinmeyi öğreniyor. Bu nedir? Bu çocukken hepimiz böyle çantalar örerdik ilkokulda, hatırlar evet, mısınız? El becerisini geliştiriyor, onu örüyor çocuk ve düğmelerini ilikliyor. Düğmeler ilikleniyor, böyle içinden geçiriyor. Bu nedir? O tetromino diye hatta bilgisayarlarda eskiden Tetris'lerde vardı. O da bozduğunuzda yeniden, evet, o şekilde yerleştirmeniz onları gerekiyor. Onları pek demeyelim, o oyuncak şeylerini, ne olmaz bilmiyorum ben de. Bu nedir? O yine el becerisi, düğmelere etrafından geçirerek örümceğin ağını örüyor çocuk. Aa, böyle. Evet, evet. Olaymış, çok güzel. Burada ayakkabı bağlamayı öğreniyor. Kemer tokası takmayı öğreniyor. Evet, evet, burada Ali yazacak. Okula bak, hazırlık, ay, evet. Çok güzel, evet, çok bayılacaklar. Daha görmediler. Hakikaten çok güzel. Ömer'inki ayrı bir alem. O da başka. Bu nedir? Giydirme sayfası. Ha, giydiriyor burada. Evet. Makineye mi atıyor? Makineye çamaşırları atıyor, burada yıkıyor. Dolabından evet, asıyor. Aa, yıkadıktan sonra. Bir dakika, burada şey var. Pantolonunu, evet, değiştirebiliyoruz. Evet. Üstünü, evet, giydirebiliyoruz. Ay çok güzel. Burada orada pizza sayılarla tanışıyor ve ay, alttaki sayıya göre pizzadaki dilimdeki 4. Ay çok güzel. Tam bir eğitim kitabı. Yine düğme ilikleme mi? Evet. Çıt mı bu yoksa? İlikleme. Hı hı. Bu? Orada fare el göz koordinasyonu, fare peyniri yerken hangi delikten girdi, hangisinden çıktı. Bazen yuvasına götürüyor, bazen peyniri yiyor. Aa bak böyle. Aa, ben yapabiliyorum Aytül bak. Aa bakın geldi. Burayı açıyorum. Ne var burada? Yuvası. Yuvası, aha, mı var? Evet, yuvaya giriyor. Ya olaymış, çok güzel. Arabalar var. Arabalar, evet, gidiyor, trafik geliyor. Trafik ışıklarını öğreniyor. Evet, trafik ışıkları, geç, dur. Burada balıklar, ağaçlar, havuzlar. Hepsi bunların yerinden çıkıyor. Puzzle, evet, gibi. Bu bir vinç sayfası, mıknatıslı. Ucundaki mıknatıs parçaları alıyor ve çekiyor çocuk. Ay çok güzelmiş, çok. Çok teşekkür ediyorum bir kere Ali ve Ömer adına, ellerinizden öperler efendim, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Siz 2 kardeşsiniz. Evet. Bunu yapıyorsunuz burada. Mesela aslan var. Evet, İçleri hepsinin ayrı mı bunların? Farklı. Yani bir tane çanta vardı. Onu alabilir miyim? Bu da şimdi nasıl yapılacağından da bahsediyoruz ama genelde ne kullanıyorsunuz yapımlarında? Keçe, tamamı ithal keçe. Bu şu kısımda pamuk. pamuk kumaşlar, cırt kumaş, cırt, evet, çok kullanıyorsunuz. Cırt bakın bu da, altta da mı var, açar mısınız? Evet. Şimdi bu da böyle çanta gibi, çocuk bir yere gittiniz, al yavrum al, al otur burada bak şeyine diye. Evet. Bu da bir evcilik şeysi mi? Evcilik evi diye kameraya, evet, geçiyor. Neler var buradaki parçaları, burada anlatın bize. Çocuk giydirme gardırop var. Ben şimdi... Sizin el koordinasyonu zayıf bulurum, sizin el koordinasyonunu. Evet. Evet, burada yapıyorum. Küçük bir bebeği var, onu birazdan dikeriz diye koymamıştım. Evet. Burada diğer bebeğimiz var, işte burada koltukta oturuyor, kitap okuyor. Salonu burası, balığı var. Burası mutfağı. Mutfağında işte balık pişiriyor, fırında tavuk var. Masası. Burası banyosu, şampuanı, havlusu. İşte çamaşırları yine aynı az önceki gibi yıkıyor, atıyor makineye, asıyor. Aynası, havlusu. Ya ellerinize, evet, kollarınıza sağlık. Gerçekten bayılım. Bende ne var? Ben ne? Ben bir yaş kitabı. 7 aydan başlıyor kitaplarımız. Bir dakika, yine böyle kameraya, evet, tutalım. Evet. 1 yaş kitabı. 7 aylık bir çocuk C yapmayı bilir ve bunu sizin öğretmeniz gerekir aslında. İşte sizin C yaparak, onun da yapmasını sağlayarak. Genelde 1 yaşa bu kapağı çok seviyorum ben. Çok güzelmiş. Sonra kaybolan bir nesneyi, gene 7 aylık bir bebek, sizin kaybettiğiniz bir nesneyi heyecanla bulup çıkarmayı sever. Evet. Ben bunları 2 yılda tasarladım, her sayfa tamamını. Yine bunu böyle çekerek almayı sevecek. 7 aylıktan 5 yaşa kadar bütün çocuklar parmak kuklalara bayılırlar. Özellikle konuşmayı özendirici. Evet. Ha. Konuşmayı özendirici bir etkinlik. Tabii onların parmağına göre olduğu için. Evet. Çok güzel ama, çok güzel. Bunun içinden parmak kukla, evet, çıkıyor. Çok yaratıcı, çok güzel, çok geliştirici. Üçgen, yuvarlak, kalp, evet, kare. Bunlar sayılar. Sayılar, evet, sağlam. Alttan hem sağlamlaştırılmış, üstünde tekrar dikiş var. Ha, çıkmasın, evet, çocuk, evet, için diye. Evet. Bu ayı puzzle. Böyle bir hikaye anlatarak işte ayı... balını arı bal yapıyor, ayı balı yiyor gibi çocuklara konuşturarak bunlar oynatılabilir. Ay, çok güzel. Burada işte akşam dişini fırçalarken, sabah dişini fırçalarken işte su aygırımız da diş fırçalıyor diye çocukla birlikte özendirilebilir. Evet, çok güzel. Burada bu aslında bunun oyuncağı da var. Çocuklar çok seviyor bu küçülen halkaları. Ben de böyle büyüklük küçüklük algısını oluşturmak için buna koydum. Yine burada fermuarı çocuk açamaz ama siz sakladığınızda onu bulacak ya da bunları tek tek toplamaya bayılacak. Evet, çok güzel. Anneyle, babayla, büyük aile büyükleriyle, evet, oynanacak çok, evet, güzel bir... Bu da bir patates adam. Kolları, şapkası, gözü. Çok güzel. 1 yaşından sonra çocuklar burnun nerede diye sorduğunuzda gösterebilirler. Bu da yüzümüzün organlarını çocuğun öğrenmesine yardımcı olacak bir sayfa. Ay, böyle. Bu da çantası elinde. Ah, çok şeker, çok şeker. Bunlar bunun içinde duruyor. Buradan çıkıyorlar, evet, falan. Hı hı. İnanılmaz. Peki başka gösterebileceğimiz bir şey. Ondan sonra nasıl yapıyorlar? Onlardan da bahsedeceğim. Bu 2-3 yaş kitabı. Oo, bayağı güzelmiş. Abaküs eski çağlardan günümüze gelmiş en eski oyuncaklardan. O yüzden abaküsü ilk sayfalara koymuştum. Abaküs bu çocukların sayı sayma şeysi. Evet. Bunlar yıldızlar, şekiller. Yine, evet, bu da şekillerin çok sayısı önemli. Biraz arttı bu burada. Kaç yaş için? 2-3 yaş. 2-3 yaş. Burada eşleştiriyor. Renkler turuncuyu, sonra. Evet, artık renkleri öğrenmeye başlıyor. Ya. Belki, evet, turuncu demiyor ama ilk eşleştirmeyi öğreniyor. Zamanla rengini de öğrenecek. Ha, böyle. Ay, çok, eşleştirdikten çok zevkli, sonra değil mi? Yine makinede yıkanıyor. Yani böyle bir şey yapmak nereden aklınıza geldi? Evet, onu soruyor. Biraz sohbet edelim. Sonra fotoğrafçı kardeşim bir video atmıştı kardeşimiz. Onun videosunda oğlum 2 yaşındaydı. Ben de onu kendime yapmak istedim. Aslında dünyada çok yaygın. Almanya'da, Rusya'da çok eskiden beri olan Quietbook diye geçiyor. Ben de oğluma yapmak istedim 2 yaşında. Annemin halk eğitim kurslarından böyle bolca keçeleri vardı rengarenk. İlk oğluma yaptım ve çok sevdi herkes. Çok beğendi. Geliştirdiniz. Evet, sonra gelişti zamanla. sayfa sayısı arttı. Bunları yakında Londra'da bulacağız belki, evet, öyle mi? Evet, tüm dünyada. Biz de Türkiye ile İngiltere arasında yapılmış Ankara Anlaşması ile Londra'ya kitabı götürdük. Yani Londra'ya yerleşiyor, onun için soruyorum, bulur muyuz acaba diye. De, öyle de bir şeyler de yapıyorsunuz, girişimcilik. Başladık zaten, bir buçuk yıla yakındır tüm dünyaya açıldık. Endonezya'ya, Amerika'ya, İspanya'ya, İtalya'ya, İngiltere'ye zaten çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ne güzel. Çünkü bunun dili yok, bir şeysi yok. Yani yazan bir şey yok. Peki diyelim ki ben Derya Bebe'ye, siz de Derya'sınız Adaş. Derya Bebe'ye bir şey istiyorum. Derya Bebek işte ne bileyim böyle çok şeylerden hoşlanıyor. Sallanan şeylerden hoşlanıyor. Böyle şeyler, doneler verebiliyor muyum size? Böyle bir şey hazırlanırken. Verebilirsiniz ama mesela bazen otistik çocukların öğretmenleri ya da anneleri istiyor. Ben uzaktan çocuğu görmeden buna karar veremeyiz. Hani en iyisi öğretmeni karar verir. Çünkü ya da anne baba böyle özel durumlarda çocuğunu daha iyi tanır. Ben uzaktan çocuk renkleri olsun, biliyor mu olsun, yönlendirebilirim ama renkleri biliyor mu, bilmiyorsa bunu yapalım gibi değişebiliyor. Otistik çocuklarda bir nasıl bir şey oluyor? Aslında bunu üniversitelerde duyu kitabı diye çocuk gelişim, sınıf öğretmenliğinde falan kullanmaya başladılar. Çünkü çocuklar çok uzun süre dokunma hislerine hitap ettiği için çok uzun süre vakit geçiriyorlar. Otistik çocuklar için de daha ilgi çekici hale geliyor. İlgi çekici mi onlar için de soruyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel hediye vermek için yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Artık hiçbir çocuk oyuncak ilgilerini çekmiyor. Bununla her yerde yanınızda giderken taşıyabileceğiniz, hani seyahat ederken yanınızda taşıyabileceğiniz, çocuğu oyalayabileceğiniz türlü şekle giriyor. Çocuk alır o sayfayı en arka sayfaya yapar. Onların dünyaları çok daha farklı. Fakat çok güzel bir öğreti var burada. Onun için bugün burada olmanızı çok önemsiyorum. Çok gerçekten ederiz. İyi ki varsınız öğretmenim. İyi ki çok sağ olun. Geldiniz. Kaç yaştan kaç yaşa dediniz? 7 aydan 5 yaşa kadar etkinlikler içeriyor. Yaklaşık şu anda 52 farklı etkinliğim var. Evet. 1 yaş kitabı, 2-3 yaş kitabı diye ayırabiliyoruz. Peki göstermediğimiz ne var orada? 3-4 ve 4-5'i göstermedik 3-4 yaş mı bu? Bu 3-4 yaş, evet. Bir tane de sanıyorum şu. 4-5'te bu biraz daha zor. Üçünden başlayalım. Bunda ne var? Şimdi kız erkek diye ayırt ediyor musun? Benziyor. Ben aslında şu evcilik evine benim oğlum bayılıyor. Yani oyuncakların cinsiyeti olmadığını düşünüyorum ve öyle yaklaşıyorum. Bence de öyle yaklaşıyorum. Ve evcilik, hani erkek oynar mı, benim oğlum çok seviyor. Ya çok seviyorlar. Ve geliştiriyor aslında şu çocukları. Şu pizzada öğrenilecek o kadar çok şey var ki birlikte oynayabilmek için bunu aile olarak. Az önce siz tanıtmıştınız, evet, bunu tanıtmıştık. Bunu da vardı. Bu, evet, bunu tanıtmıştık. Ömer'inkine benziyor bu değil mi? Evet. Evet. O da var. Bir de ne vardı? Bir dakika. 2-3 yaş. Görelim. Sayfalarına bakarsınız. Bir tane daha isimsiz vardı. Orada mı kaldı acaba? O benimki mi? Karıştırdım mı ben acaba? Ha bu yok, bunu göstermedik. Yok gösterdik. Ha, şu yok, şunu göstermedik. Bakın elmalar var. Elmaları buraya koyuyoruz değil mi? Hı hı. Böyle. Yalnız keçeler çok güzelmiş. Evet. Gerçekten. İstersem sepete toplarım. Yok, sepete. Burası sepet. Bu az önceki buradan... fare gibi elma kurdu. Elmayı yiyor burada. Ha. Burada renk ayrıştırmayı öğreniyor. Yeşilleri yeşil sepete, kırmızıları kırmızı sepete koyuyor. İsterse karışık yapıyor. Evet. Canı ne isterse. Havuçlar var. Havuçlar burada tarladan alarak topluyor. Burada saymayı öğreniyor. Burada ilikleyerek... papyonlarını ilikliyor. Yine burada diş fırçalıyor. Ay çok güzel, çok güzel. Bakayım burada. Burada yine patates adam. Tamam. Hı hı. Çok güzel. Bir kere asıl öğrenmesi gereken pek çok şeyi, konuyu işlemişsiniz. Hı. Şu bence, şunu çok beğendim. Şu evcilik evini de çok beğendim. Kız erkek ayrımı yapmayın. Bu o kadar güzel ki. Perdesi var, süsü var, pek çok şeyi var. Bir de şöyle katlanıyor, çanta gibi. Yanımıza alınabiliyor. Şöyle ev, çatısı var. Öğrenilecek çok şey var. Pencere, çerçeve, kapı, çam. Bu ne? Gözüm görmüyor. Efendim? Ağaca kuş konmuş. Ağaca kuş konmuş. Yani buradan başlayarak İşte burada bu ne? Yusufçuk galiba, evet, bu. Evet. Küçük bir hayvancık var. Yine pencere, çerçeve. Çocuğa öğretmek için. Ben bu kitap bende olsaymış mesela saatlerce konuşurum. Çok güzel. Şimdi nasıl yapıyoruz'a gelirseniz. Nasıl yapıyoruz? Önce bir tasarım yapıp yazıyor musunuz bunları bir yere? Hangi sayfaya ne yapacağız? Evet, işte 7 aylık bir çocuk neler yapabilir becerisinden düşünerek bir sayfaları tasarlamıştım. O 2 yıl sürdü. Şimdi o sayfaları yapıp bu şekilde birleştiriyorum. Önce sayfayı mı yapıyorsunuz? Evet, 25'e 25 kareler kesiyorum. Daha sonra şu bölümde zikzaklar geçiyorum. Altına cırtlarını dikiyorum. Yumuşak cırtları alta dikiyorum çünkü kullandığınız kitaba... cırt da çok güzel. Evet, evet. Bunlar da çünkü kalite kalite. Çocuğa olacağı için bu cırtların çok sertleri olmaması lazım. Çok iyi, seçimlerinizi çok güzel yapmışsınız arkadaşlar. Çok tebrik ederim gerçekten. Harika. Bunda sizin daha önce kesim, bunlar makinede kesiyorum. Burada da bir göstermiştik. Evet, bir vardı bir çalı. Böyle şeysi mi var? Evet, yaptırabiliyorsunuz, evet. Nerede yaptırıyorsun? Bana onu söyle bakayım. Sen. Tamam. Güzelmiş. Söyle. İstediğimizi yaptırabiliyor muyuz? Evet, evet. Olaymış. Daha sonra bunları kesiyorum. Şu küçükleri elimde kesip dikerken tutturuyorum sadece bir kısmını. Bunları diktikten sonra düğmelerini dikiyorum. Yine bunları bazılarını böyle dikiyorum, sonra kesiyorum. Daha muntazam olsun diye. Nasıl dikiyorsun? Böyle mesela az önceki papatyayı diktim. Evet. Daha sonra böyle kesiyorum. Yani diktikten sonra kesiyorum. Kesip dikmiyorum. Ha, tamam. Çok güzel, daha muntazam olur. Evet. İki kattan mı yapıyorsun mesela? 2 kattan. Evet. Ben dikişin izi hoşuma gidiyor. İster bunu silikonla da yapılabilir. Hani dikiş bilmeyen birisi kesip silikon, ama ben dikişin görsel olarak görüntüsünü seviyorum. Yani sen bir yapıştırma malzemesi hiçbir şekilde kullanmıyorsun. Bazen minicik şu göz mesela var, ama onun dışında istemiyorum. Evet, dikişin estetiği daha hoşuma gidiyor. Bence de dikiş çok daha güzel. Güzel yapmışsın. Kaç sayfadan oluşuyor bir kitap? Genelde 10 sayfa ama 16'ya kadar olabilir. Evet, şeyleri de güzel. Sırtları, cildi, şeysi çıkmayacak gibi güzel, evet, birleştirmen de çok güzel. Evet, onu bayağı düşünmüştüm. Bir şey dikecek misin orada? Evet, dikeceksen... böyle 2 sayfalık bir kitap yapmak istiyorum. Evet, görelim. Şöyle ismini de bunları lazerde kestiriyorum. Bunu sizin isminizi getirdim. Ay, o CE benim mi? Yani çok teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir kişiye hediye edelim bugün bundan. Ha? Bir kişiye hediye ediyoruz. Evet. İsmini de yazarız sonra. Ama yazarız. İsimsiz olan yaş kaç yaş? Öyle de olur. İsimsizlerden birini de hediye edebiliriz. İsimsizler. Bu hiç fark etmez. O çocuk nasılsa büyüyecek. Büyüyecek yani. Ayağını kaldır. Ha. Ayağı indirin, ben şunu yapayım. Ben çok iyi bilirim makineyi, bir dakika. İndirdin mi ayağı? Biraz şuradaydı. Evet, evet. Yani o şekilde dikerek hepsini. Aslında çok dikmeye gerek yok. Burada bahsedeceğimiz çok konu var. Ellerinin alışkın olmadığı bir makineyle biz rica ettik. Yani gözler var. Bu nedir mesela? Parmak kuklalar mı? Parmak kuklalardan, evet. Bunları da kesiyorum. Bazen böyle hazır bulundurup cırtlarımı hazır kesilmiş alıyorum. Harflerimi hazır kesilmiş alıyorum. Burada? Cırtlarım burada. Ha, cırtlarını hazır kesilmiş mi alıyorsun? Kesilmiş alıyorum, evet. Ne demek o? Ben böyle yuvarlak kestiriyorum. Bunlar çünkü daha muntazam oluyor. Evet, şerit şeklinde oluyor. Evet. Bu çok daha iyi, bakın. Evet. Elimden çıktı. Şunlardakiler de mesela böyle hazır kesilmiş. Evet. Çünkü bu kadar muntazam kesilmiyor. Sert olduğu için makaslar yıpranıyor. Bayağı bir emek vermişsin. Önce malzemelerini böyle güzel güzel hazırlamışsın. Bir seyircimize buradaki isimsizlerden bir tanesini armağan edeceğiz. Çünkü çok el emeği var. Çok iş var. Makinede dikiyor mesela Derya'yı, yapışkan kullanmıyor. O da çok önemli bir şey. Evet. Derya'yı da bitirirseniz adı Derya olan birine göndeririz. O 2 sayfalık bir şeyi. Hakikaten beğendiniz mi bu fikri? Nasıl buldunuz? Bize yazın. Ben iyi bir şey olduğunu onları alelacele buraya getirttim. Mutlaka dedim seyircilerimiz bunları görsünler. Bilenlerimiz var. Bizim de evde buna benzer oyuncaklarımız vardı. Ama bu gerçekten çok beğendim. Evet. Çok güzel bir iş yapmışsınız. Ne diyorsunuz? Siz hangi alanlarda yardımcı oluyorsunuz? Ben daha önce ablamla aynı sitede oturuyorduk. Bayağı yapımda da destek olmaya çalışıyordum. Sonrasında da bunun pazarlaması ile ilgili Instagram, sosyal medya hesaplarımız var. Onlarla ilgili çalışmaları yürüttüm. Şimdi de yurt dışına açılma ile ilgili. Siz yurt dışına mı yerleşiyorsunuz şimdi? Yerleştim, evet. Bir yıldır oradayım. Aman evet. Ne güzel, aha, ne güzel. Yabancılar çocuklarına gerçekten böyle kitap olsun, böyle eğitici, geliştirici şeyler olsun çok önem verirler. Hatta böyle şeyler... Çocuktan çocuğa ailede böyle gider. Hatıra olarak. Hatıra olarak el emeğine de çok önem veriyorlar gerçekten. El emeği çok yurt dışında çok evet, değerli bir şey. Bizde şimdi biz görüp hemen yapıyoruz. Tamam, iyi de yapıyoruz ama gerçekten burada çok muntazam. Kenarlarını sülfüle makasıyla mı yaptınız? Daha önce çok... makasla kesiyorum ama şimdi makineyle kesiyorum çünkü bayağı. Makineyle mi kesiyorsun? Evet, evet. Bayağı onlar artık işi geliştirmişler. Biz de örgüden böyle bir şey yaptık. Onu gördünüz mü yaptığımız şeyi? Oyuncak top muydu? Yok, oyuncak böyle içine büzdürülüyor örgüden. Onu da paylaşalım, belki İngiltere'dekiler onu da severler tamam, dermişim. Ama hakikaten çocuğa bu yapıştır, tak, onların hayal gücü bambaşka. Evet. Ve gelişimin ben böyle şeylerde yattığına inanıyorum. Çok önemli. El becerisi, kafayı çalıştırmak orada. Şimdi geliştirici oyuncakları hepimiz çok seviyoruz. Evet. Kartondan bir şey yapmak, evdeki şeylerden bir şey yapmak, onlar da çok güzel oluyor. Ama ben çok iyi bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Sizi tebrik ediyorum. Seyircilerimizin sorusu olacaktır. Bizim sayfaları da kontrol edin. Oradan cevap verin tamam, lütfen. Başarılar diyorum, kolay gelsin diyorum. Bugünden sonra yetişemezsiniz diye düşünüyorum. Az sonra Sağlıkla Gülümse'de buluşmak üzere efendim. Hadi Didem, girişelim. Köftemizi saracağız patlıcanın içerisine. Oh dur, anlatma gerisini. Kaşar var. Üzerinde kaşar peyniri var, bak bu da ayrı. Ay hayat ne kolaylaştı. Bak Sayımen bak. Sen otur da onu aç. Yaymak istiyorum. Bu şekilde. Hop hoppa. Ay yine aynı yüzü geldi. Ay aynı. Hop hop. Oldu. Bir tane yumurta sarım vardı. Onu da içine ilave ettim. Bir de ayran bunun yanında. Kişnişin verdiği aroma inanılmaz. Gerçekten. Ben de koyarım kişniş. Hadi gel. Muhteşem. Çarpışalım seninle. Kişniş ben koyarız. Ben de koyarım. Çok iyi bir fikri var bu yemeğin. Benim fikrim. Kullanırsanız Derya Baykal böyle demişti dersiniz.